için bir şey söyleyeyim. Bana göre. Fatih Sultan Celal'le falan yaptığınız programlarda da Fatih tamam, Fatih çok büyük adam, İstanbul olmuştu ama hakkında en az bilgi sahibi olduğunuz hükümdarlardan biri. Az bilgi sahibi. İşte 6 Nisan bile bir... Nereden çıkıyor bunlar? 6 Nisan kayıt bildiğini yok. Türkler söylemiyor. Söylemiyor Kritobulos yani. Söylüyor. Yani, hayır Kritobulos değil yazdı. Ama yok Langus. Ama Kritobulos'un yarısına inanıyoruz, bir kısmına öbür hayır, tarafına inanmıyoruz. Hayır Langus diyor. Yani Fatih'in bildiği lisanlar üzerinde Türk cephesi muasır şey olan Tursun Bey bile pek ilgilenmiyor. Heriflerin yazmıyorlar ama Türk kaynaklarında yok. Yazmaz kardeşim. Tursun Bey şimdi affedersin Rönesans devrinde tarihçi olacak bir adam mı? Sorsan bizimkilere tarihçiliğin babalarından sayar. O bize göre. Yani orada bir hükümdar var. Orada bir İstanbul var. Orada bir kütüphane var. Bu adamın neyle ilgilendiğini bile yazmıyor. Bu bir biyografi değil, bir portre değil. Padişah. Adı da Tarihi Ebu'l-Feth. Ebu'l-Feth'sin bilmem nesine kadar tarif etmen gerekir. Yani. Şimdi ama kütüphane... Ölçü olursa ya. Hayır ölçü değil. Biblioma mı? Bir dakika, bir dakika. Üçüncü Murat'tı. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Kütüphanesi için monografi sormuyorum. Herhangi monografi. Bir Rönesans tipi Avrupa tarihçisi. Onu bırak Şark tarihçileri. Birini tarif ederken bu adam neyle ilgilenir? Ne edebiyatı nedir? Resim zevki nedir? Çocuk çoluğu nedir? Nasıl bir şeydir? Neleri bilir? Yazar. Bunlar için ilgisi yok adamın. Yani Türk tarihçiliği dediğimiz şey, kusura bakmayın yani ne zaman geliştiği, ne zaman olduğu, ne olduğu tartışılır. Arada böyle istisnai fişekler var. Şeyle, uslubuyla verdiği şeyle, edebi değeriyle ama genelde bu bir historiografik bakımından şey bir biraz kusura bakmayın yani vaha memleket yani çölün ortasında vaha. Şimdi kalkıyorsun adam ne lisan biliyor. Ben bunu yabancılardan öğreniyorum. De Languski yazıyor. Bu İtalyanca bilir. Bu adam işte Yunanca bilir diyor. İyi öbürü Kritobulos diyor. Hadi Kritobulos iltifat etti. Öbürünün öyle bir derdi yok. Venedik valiyosunun adamı. Görmüş mü? Ha? Görmüş mü? Ya görmez olur mu? Herif İstanbul'da kardeşim yani. İstanbul'da görmüş mü? Neyi görmüş yani... mü ya? Konmuş olur. Herif okuyor. Ya kardeşim biraz kütüphaneye gidin. Yani o Celal'in, Celal'in bastırdığı kitabı yani okuyan o hale getiren. İlber Demir'le söylüyorum. Ha? En zengin padişah kütüphanesi 3. Murat'tır. Hangisi? 3. Murat. Anladım orada üçüncü bir tane. Murat, her dil var ya Hintçe bile var. Bırakın şimdi bana Hintçe envanter saymayı. Orada ben de bu laflara şüpheyle karşılıyordum. Fakat... Kitapları gördüm. Yani orada... O göstermez diyorum. Nereden göstermez? Ya 3. Murat'ın kütüphanesi daha zengindir. Hayır efendim onu tartışmıyorum. Yani adam ne okumuş bilir yani. Devletin tarihçisi o zaman demek tarihçi değil o. Kahvehanede kendi kendine yazıyor. Öyle şey olur mu? Vakanüvisler var ki bir sürü şeyi görmek zorunda. Başka. Hayır yazmıyor. Adamların merakı yok. Yani adam bir portre çizmiyor ve kitabın adı da Tarihi Ebu'l-Feth. Maşallah yani. Yani bunu birine Ebu'l-Feth demek için de biraz öbürleriyle mukayese edersin, bir şey yaparsın. Yani bunlar tarif edilecek şey. Mesela bu Batlamyos'un Atlas Mayor'unu adam kullandı Fatih. Bu çok açık bir şey. Bayezid için de bir şey söylenmiyor. Bayezid'in Çagatay'da bildiğini bizim kütüphanenin Topkapı'nın tespitinden anlıyorsun. Hiç sen tarihlerde gördün mü? İkinci Bayezid'in hangi dili bildiği, neyle ilgilendiği böyle bir şey var mı? Onu hadi geçtik oraya 15. asır. Çok eski. Sen Kanuni'nin, Musiki'nin her türüsüyle ilgilendiğini bizim tarih kaynaklarında gördün mü? Var mı böyle bir yok şey? Yok öyle bir şey. Yok bir. Ne yok? Var işte. Olmasa adam niye gitsin de oradan... Macar Antefon ailesini alıp gelsin şeyin kütüphanesini. Ya şimdi bak, Murat, bir dakika, bir dakika, Kanuni'nin müzik ile alakası Murat, olsa... Sen efendim müziki otoritesisin, onu biliyoruz elhamdülillah. Yok. Ama yani adam dakika, kalkıp da oradan antefonale alıp getirmez bu dilinden. Ya Murat'cığım bak şimdi biz deminden beri orada ne anlatıyoruz? Hayır. O dönemde okuyamıyorlar. Okunmaz değil ki kardeşim. Musiki mecmuası, Macar musiki mecmuası. Mutlaka adam onunla ilgilendi, çaldırttı. Zaten söylenenler de var bu kiliseye gider dinler diye. Onu bırak, onu da geçtik. Sen 19. asırda
Abdülaziz'in garp musikisiyle ne kadar ilgilendiğini kimden öğreniyorsun şimdi? Bu saatten sonra bir gencimiz neydi şeyin adı? Emre Aracı. Hayır şey. Emre Aracı. Emre Aracı topladı ve İngiltere armonize ediyor bunu. Biz ne biliyoruz? Bu Abdülaziz güreş tutar, şişkodur, kuzu yer. Çünkü kütüphaneye gitmiyorsunuz. Abdülaziz'in eserleri üniversite kütüphanesinde Sultanahmet'in koleksiyonunda duruyor, Yıldız koleksiyonunda. Duruyor. Duruyorsa eserleri değil ki, yaptığı şey resim var, musiki var. Bilmem eser ne. Bestesi diyorum. Tamam var. Bunlar niye orada yazılmıyor? Herkes zaten kütüphaneye de gidecek değil ama efendim, yazılmıyor. Sultanaziz'in kusura bakma yani şimdi burada musiki bir şey tarafı çıkmıyor. Hep yazılmıştı ve çalınmıştı eserleri. Böyle bizim hükümdarlar üzerinde yetki verirken bazı Fatih şeyleri merak edip şey araştıran adamdan bana dakika niye anlatsın İlber canım yapmıyorlar şey Allah Allah. Allah. Yapın bu otur. Bu konunun dışında ya, Sultan Aziz'in Allah yarabbim beni dinleyecek bir çalınır. Hiçbir yerde çalınmıyor. Olmaz olur mu İlber? Ya 40 senedir çalınıyor. Alaturkaları çalınıyor. Kendileri o kadar anlıyor çünkü. Alaturka anlıyor. Alaturka'yı seversin. Saygın da var. Tamam ama adam bir şey yaptıysa öbürünü de yazın yani. Bu bir rezalet değil mi bunu bilmemek? Adamın Avrupa seyahatinden bahsediyorsunuz. Çok uzun yıllar geçti ki Antem emperyalimiz olmadığı için Sultan Aziz'in kadrilleriyle falan heyeti karşılıyorlar. Dover'da, Marsilya'da, şurada burada falan. Bundan niye bahsedilmiyor? Padişah'ın besteleri onlar. Batı tarzında. Yani böyle eksik biyografilerle birisi çıkmış oradan bir heyecanla bir fen adamı yaptıklarını beni de şey yapıyor doğrusu. Çok ilgilendiriyor. Neydi? Çok heyecana getiriyor. Sultan Aziz mi? Hayır Abdülhamit'in şeysi. Abdülhamit diyorum. Fatih Sultan Mehmet. Şimdi onun hakkında çok eser yok. Yok var da olsa ne olacak zaten. Sonra bu hükümdar hakkındaki çok eser affedersiniz sırf bizim yazdıklarımız değil yani. Başka sefaretler var, relasyoneler var, oralardan bakılan kaynaklar var. Muhammedler Eroberer gibi hiç tutmadığım, dalavirası bol, eksiği bol bir eser itiraf etmek gerekir. Oradaki kaynaklardan muasır Türk tarihçilerinin haberi olmamıştır. Hatta o sırada artık İtalya'ya falan arşivlere gidenler vardır. Hiç bakmamışlar. Ve bugün bile aslında bakılmıyor. Daha yeni yeni giriyorlar. Biraz da bilgiler için Roma'ya bakacaksınız, Venedik'e bakacaksınız. Orada bir sürü raporlar İlber abi, var. İlber abi kim neye bakacak? Bak, Murat deminden beri burada diyor ki evet. Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasıyla Vahdettin'in alakası yoktur diyor. Hala neydi adamın adı? Yusuf Kaplan diye birisi. Diyor ki Murat Bardacı çok önemli işler yapıyor. Mustafa Kemal mugalata yapıyor. Vahdettin'e hain değildir. Kemal Paşa'nın gönderilmesi devlet operasyonu. Kardeşim devlet operasyonu Vahdettin'le alakası yalnız yoktur. Yalnız ben kardeşim size bir şey söyleyeyim. Ayıptır. Utanın ya. Fatih'i anlatamazsın. Utanacak anlatamazsın. Hayır anlatamazsınız. Bir kere çok düşük bir tahsil düzeyi var. Maalesef. Yani tarih nasıl okunur, coğrafya. Öyle bir kişi üniversitede yazıyor. Efendim hiç ilgilendirmez. Üniversitenin profesörü olsa ne olur yani. Sen bugün ben üniversitede imtihanlarda harita çizmeyi bilmiyorlar. Buraya getirip tarih şeylerini, kağıtlarını teşhir etme gibi bir merakım yok. Çizmeyi bilmiyor. Bir tanesi böyle yonca yaprağı diye Türkiye yapmış. Böyle bir diz çizgi çizmiş. Bu da muhtemel bir şey. Üniversitede. Yalnız o çizginin bu tarafı Yunanistan ve bunun adı Akdeniz. Bu kadar. Bu kız daha ilkokul düzeyinde harita çizemiyor. Bunlar coğrafya bilmez bu millet. Bu tarih bilmez. Metoduyla okumasını bilmez. Yazılan tarih kitapları mizerabildir. Sefilhanedir. Bunlar çok açık şeyler. Yardımcı kitaplar çıkmıyor. Ben bunları onun için yazıyorum. Tamam mı? Bunları yazmak da hiç benim işim değil. 70 yaşına gelmişim. Başkalarının yapması lazım. Yapsınlar da görün. Bir şey söyleyeyim sana. Evet, bir şey söylemek lazım. Kanuni en için. En mühimi bu bak, belki benim başımı derde açabilir, çok yağabilir ama vız gelir. Yapma öyle bir şey oğlum. Bu memlekette tarihe burnunu sokan ve bu gibi yorumları yapan ve bunları destekleyenlerin çok önemli bir kısmı da başka amaçların peşinde. Maalesef öyle. Yanlış, iyi tarif edemedikleri kimliklerin ve maalesef enstrüktif bir milliyetçilik yani yapıcı
takdim edici bir milliyetçiliğin dışına destrüktif, arsız, yıkıcı, tahripkar, bulaşıcı. Onu söylüyorum, böyle hesaplaşma vasıtası yaptı. Kim ya yapar tabii herif, çünkü senin için sana makul olan ona değil. İki kesim de yapıyor, İlmer. İki taraf da yapıyor. Yapar, iki taraftaki insanların kökenine baksana. Evet. Yani sen bu memlekette ciddi ve sağ ve sol olduğuna mı inanıyorsun? Sağ ve solun arkasında neler yatıyor? Ona bakın. Ona bak, bu iş orada yatar yani. Çok kısa bir şey söyleyeyim kanuni şeyde. Yani neden adam kalkıyor da mesela siz kalkın gidin o zaman diyor. Ona acaba liberal ekonomiye ve düzene inandığından mı yazıyor? Yoksa kafasının bozukluğundan ve kendine bir kimlik aradığından mı yazıyor? Niye? Türklerin ırkı nedir diye soruyor adam. En yüksek yere gelmiş Türkiye'de neredeyse. Bu bir iktidar partisinin içinde falan. Verdim ya demin isimleri. Evet. Kalkıyor, bu Türklerin ırkı yoktur diyor. Sana mı sordum? Mustafa Şengel değil mi? Ben, ha? Yasin tabii. Ben Yasin, sana sordum mu? Yasin Aktaş. Tabii canım, yani bunların arkasında böyle sağcılık, solculuk, liberalist, sosyalizm falan öyle şeyler yatmıyor. Bunların arkasında başka şeyler yatıyor. Yatsın, hakkıdır. Lakin kendini efendice, aktif, ilimle... Niye Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun milliyetçi akımları her biri tonla eser yaratmış, kendini tanıtmış da bizimkiler kendi dilini bilmeden böyle saçma sapan resmi tarihimizin diye yok bilmem ne diye ana Türk tarihinin ilkelerine saldırıyorlar. Ben bunların üzerinde dururum. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi işte dediğim bence konumuza geçelim mi artık? Burayı bırakalım, burayı niye bırakalım? Kapatalım. Çünkü siz ne deseniz, biz ne desek, Murat ne dese, sen ne desem, ben ne desem, burada bu bir güruh var ki bunlar bu lafların ama işine gelen kısmını İlber'le alıyor. Ben de anlaşamıyoruz birçok konuda. Efendim? Seninle birçok konuda bizden bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Kanuni Avrupa'dan bir musiki grubu getirir. Orkestra. Getirir, ne oldu? Dinler, ne bu abuk subuk şeyler, postalar. Tamam, ama getirmiş, gönderir, dinlemiş işte. Merak ediyor, para da var. Öbürü belki öyle demedi, bir tanesi bak, daha başka şey Avrupa'dan dedi. Gelen gruptan zevk almayan, Antifonale'deki eserlerden hiç şey yapmaz. Valla Avrupa'dan peki, nasıl bir grup geldiğini bilmiyoruz. Abdülhamit Avrupa ayrıca, müziği dinlemez miydi? Dinlerdi. Canım ayrıca bırak, 16. asırda Avrupa'daki musiki de yani kusura bakma daha Vivaldi bile gelmemiş. Her şeyin bir devri var yani. Avrupa müziği diye de sen oturup sabahtan akşama kadar Palestina'yı falan dinler misin bizi yani? Bizi andırır. Ha? O dönem Avrupa müziği. Palestina'yı dinler 15-16. yüzyıl Avrupa müziği. O kadar andırır. O dönem Türk müziğini andırır. Biz işte biliyorsun aynı hocadan geçmişiz lisede. Palestina bilmem ne dedi. Ben çatak de arayıp arayıp bulup dinledim. Çatlak muallayım. Mualla Hanım rahmetli. Ne derdi? 900 sene fark var. 900 sene niye gerideymiş diye dinliyorsun. İyi de kardeşim Palestina'ya mı gelmişler 900'ün 400'ünde demeye başladık. Yani belli ki oradaki o patlama İtalya'dan geçmiş ve 300 senedir var Avrupa'da. Arkadaşlar ondan şimdi zaten memlekette herkes birbiriyle tartışırken sizin de sizin nüanslara tartışmanız bile memleket için iyi bir örnek değil. O yüzden bu konuyu kapatın. İyi örnek değil. Türkiye'deki en büyük iyi örnek değil. Çünkü herkes sizin detay tartışmanızı muazzam bir fikir ayrılığı gibi algılıyor. Oysa siz başka detaylar bir şey, başka bir şey. Fatih, anlatmak mümkün değil çünkü bunu. En büyük eksikliklerden biri nüans önemi kalmadı nüansın. Nüans atlanıyor. Ama o zaten bu memlekette çok üzerinde durulan şey. Bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Bir tuhaf hal oldu. Bir çöküş halindeyiz ama ve bir toplum çöktüğü vakit her şeyle çöküyor. Her şey çöküyor ne yazık.